Üniversite Kimyası YouTube kanalımdan herkese merhaba arkadaşlar. Bölüm 3 Kimyasal Bileşikler, bölüm sonu soru çözümü 2. Bugün sizlere kimyasal formüller ve Avogadro sayısı ve mol ile ilgili 2 tane soru çözeceğim. Birinci sorumuz Avogadro sayısı ve mol ile ilgili. Şöyle, hava kirliliği arttığı bir anda kurşun derişiminin 3,01 mikrogram bölü metreküp olduğu söylenmiştir. Bu havanın 0,5 litresinde ne kadar kurşun atomu bulunacaktır? Şimdi hava kirliliği arttığı bir anda kurşun derişimi neymiş? 1 metreküp havada 3,01 mikrogram kurşun bulunmaktaymış. Biz bu havanın 0,5 litresinde ne kadar kurşun atomu bulunur? Bunu bulmaya çalışıyoruz. O zaman 1 metreküp havada 3,01 mikrogram kurşun varsa 0,5 litre havada diyelim. Ne kadar kurşun, kaç mikrogram kurşun vardır? Bunu bulabiliriz. Fakat şimdi burada bakıyoruz. Burada metreküp havanın birimi, burada litre. O zaman litreyi de metreküpe çevirelim. Biz biliyoruz ki 1 metreküp 1000 litredir. O zaman buradaki 0,5 litreyi metreküpe çevirmek istersek 1000'e bölmemiz gerekir. Şimdi ne oldu bunun birimi? Metreküp oldu. 0,5 bölü 1000 metreküp havada kaç mikrogram kurşun vardır? Öncelikle bu orantıyı çözdüğümüzde 0,00105 mikrogram kurşun vardır. 0,5 litre havada. Bunu bulduk. Şimdi buradaki kurşun mikrogram cinsinden bize ne kadar kurşun atomu bulunur? Yani kaç tane kurşun atomu vardır 0,5 litre havada? Bunu soruyor aslında. Şimdi biz neyi bulduk? Bu kadar mikrogram kurşun. 0,00105 mikrogram kurşun bulunduğunu bulduk havada. Mikrogramdan tane kurşun atomuna geçeceğiz. Şimdi bildiklerimizi öyle bir yazacağız ki tane kurşun atomuna ulaşacağız. Öncelikle buradaki mikrogramdan kurtulalım. Biz biliyoruz ki 1 gram 10 üzeri 6 mikrogramdır. Bunları bilmeniz gerekir. Evet, şimdi o zaman 1 gram kurşun 10 üzeri 6 mikrogram kurşun demektir. Böyle yazdım ki mikrogram kurşun birbirini götürdü. Ve gram kurşuna geldik. Şimdi yine 1 mol kurşunun onun mol kütlesi kadar olduğunu, yani 207,2 gram kurşun olduğunu biliyoruz. Bu bilgiyi de böyle yazdık ki gram kurşun birbirini götürsün. Mol kurşuna ulaştık. Amacımız tane kurşun atomu. Şimdi ve biz biliyoruz ki 1 mol kurşun demek Avogadro sayısı kadar, yani 6,022 çarpı 10 üzeri 23 tane kurşun atomu demektir. Mol kurşun da birbirini götürdü. Tane kurşun atomuna ulaşmış olduk. Buradaki çarpma ve bölme işlemlerini yaptığımızda sonucu 4,37 çarpı 10 üzeri 12 kurşun atomu. Bu kadar tane kurşun atomu şeklinde buluruz. İkinci sorumuz kimyasal formüllerle ilgili ve şöyle. Şu bileşiğimiz, bu bileşik için A bir formül birimindeki toplam atom sayısını, B sayıca karbon bölü hidrojen değerini, C kütlece germanyum bölü kükürt değerini, D bir mol bileşikteki kükürdün gram cinsinden miktarını, D 33,10 gram bileşikteki karbon atom sayısını hesaplayınız. Şimdi sırayla başlayalım. Şöyle bir bileşik verilmiş. Bir formül birimindeki deniliyor. Şimdi bakıyoruz burada en küçük birim olarak formül biriminden bahsettiğine göre demek ki bu iyonik bir bileşik. İyonik bileşiklerin en küçük birimi formül birimiyle ifade edilir. Nasıl? Ametallerden oluşmuş bileşikler için en küçük birimine molekül deniliyorsa. Şimdi gelelim bu bileşiğimize. Bir formül birimindeki toplam atom sayısını bulunuz. Yani
Kaç tane germanyum var? Kaç tane kükürt? Kaç tane karbon? Kaç tane hidrojen var? Bir formül biriminde, en küçük biriminde bunu soruyor bize. Bakıyoruz. Bir germanyum var. Bir germanyum atomu var. Kaç tane kükürt var? 4 çarpı 1'den eşittir. 4 tane kükürt var. Gelelim hangisine? Karbonlara gelelim. Evet, kaç tane karbon var? Bakıyoruz. Dışarıda bir 4 var. 4 çarpı. İçeride de 4 çarpı 1. Artı bir de şurada bir tane karbon var. Yani 5, 4 kere 5, 20. 20 karbon atomu var. Sonra hidrojenlere bakalım. Hidrojenleri de hesaplarken bu dışarıdaki 4 çarpı. Şimdi içerideki hidrojenlere bakalım. Burada bir 4 çarpı 2 tane hidrojen var. Artı bir de burada 3 tane hidrojen var. 4 kere 2, 8, 3 daha 11, 4 çarpı 11'den 44 tane de hidrojen atomu var. Bütün bu atomların toplam sayısı bir formül birimindeki atomların toplam sayısını verecek. Bize 1 artı 4 artı 20 artı 44 dediğimizde toplam 69 atom içerir bir formül birimi deriz. Gelelim B şıkkına. Sayıca karbon bölü hidrojen değerini hesaplamamız isteniyor bizden. Yani karbon atom sayısı bölü hidrojen atom sayısı. Kaç tane karbon var? 20 karbon atomu var. Ve kaç tane hidrojen atomu var? 44 hidrojen atomu var. Bu da 0,455 karbon atomu bölü hidrojen atomudur. Gelelim C şıkkına. C şıkkında kütlece germanyum bölü kükürt. Germanyumun kütlesi bölü kükürdün kütlesi. Bize bunu soruyor. Şimdi bakalım. Germanyum bir tane vardı. Bir germanyum, yani bir mol germanyum var. Bir mol germanyumun kütlesi nedir? Bir mol germanyum, germanyumun mol kütlesine eşittir. O da burada verilmiş, 72,61 gram germanyum demektir. Mol germanyum, mol germanyum birbirini götürdü. Gram germanyum, germanyumun kütlesini üst tarafta bulduk. Alt tarafta da kükürdün kütlesini bulacağız. Şimdi bakıyoruz. 4 mol kükürt var. 4 mol kükürt. Şimdi bunun kütlesine geçeceğiz. Mol kütlesini kullanarak. 1 mol kükürdün mol kütlesi 32,066 gram kükürttür. Mol kükürt, mol kükürt birbirini götürdü. 4 çarpı 32,066 da kükürt atomlarının kütlesidir. Bu bileşikteki germanyum atomlarının kütlesinin kükürt atomlarının kütlesine oranı, yani 72,61 gram germanyum bölü 128,264 gram kükürt. Buradan da 0,566 gram germanyum bölü gram kükürt olarak bu oranı bulmuş olduk. Gelelim D şıkkına. 1 mol bileşikteki kükürdün gram cinsinden miktarı. Yani kaç gram kükürt vardır? Nerede? 1 mol bileşikte. Bileşiğimiz, yani şuradaki formülü de yazabilirdik. Kısaca bileşikte yazabiliriz. Şimdi 1 mol bileşikte kaç gram kükürt vardır? Biz bakıyoruz bileşiğimize. 1 mol bileşikte, 1 mol bileşikte kaç mol kükürt var? 4 mol kükürt olduğunu bulduk. 4 çarpı 1. 4 mol kükürt vardır. Mol bileşik, mol bileşik birbirini götürdü. Mol kükürtteyiz. Gram kükürte geçmek için ne yaparız? Kükürdün mol kütlesini kullanırız. 1 mol kükürt, kükürdün mol kütlesi olan 32,066 gram kükürt demektir. Mol kükürt, mol kükürt birbirini götürür ve bulmak istediğimiz şey gram kükürt 128,264 gram kükürt olarak cevabı bulmuş oluruz.
Evet, E şıkkına gelirsek, E şıkkında bize 33,10 gram bileşikteki karbon atom sayısını soruyordu. Yani kaç tane karbon atomu bulunur? Bulmak istediğimiz şey bu. Nerede? 33,10 gram bileşikte. Bileşiğimizin formülünü de biliyorduk. Bileşiğimizin formülünü neydi? Tekrar yazarsak, germanyum, kükürt, CH2, 4, CH3 ve 4. Bileşiğimiz bu. Şimdi bakalım, 1 mol bileşik kaç gram eder? Mol kütlesi kadar gram eder. O zaman bileşiğin mol kütlesini hesaplayalım. Germanyumun mol kütlesi 72,61 artı 4 çarpı kükürdün mol kütlesi 32,066 artı kaç tane karbon vardı? 20 tane. 20 çarpı karbonun mol kütlesi 12,01 artı kaç tane hidrojen vardı? 44. 44 çarpı hidrojenin mol kütlesi 1,01. Bunların hepsi soruda verilmişti. Gram bölü mol cinsinden. Ve bu bileşiğin mol kütlesini biz 485,514 gram bölü mol olarak buluruz. Şimdi 1 mol bileşik 485,514 gram bileşiktir. Şimdi gram bileşik birbirini götürdü. Mol bileşikteyiz. 1 mol bileşikte kaç mol karbon atomu vardı? 20 mol. 20 mol karbon bulunmaktadır. Tane karbona geçeceğiz. Şimdi mol karbona geçtik. Mol bileşik birbirini götürdü. Aşağıya şuradan çarpı olarak devam edelim. Şimdi mol karbondan da tane karbona geçmek için 1 mol karbon atomunun biz Avogadro sayısı kadar, yani 6,022 çarpı 10 üzeri 23 tane karbon atomu ettiğini biliyoruz. Mol karbon birbirini götürdüğü tane karbon atomuna ulaşmış olduk böylece ve cevabımız 8,211 çarpı 10 üzeri 23 karbon atomu olur bu işlemi yaparsak. Evet arkadaşlar, bugünlük anlatacaklarım bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.